Hasbinallahu nimel vekil. Kalk ayağa. Paşa ayağa kaldırmaz. Ermeni teröristlerle işbirliği yaptınız. İstekleriniz ve hevesleriniz uğruna inandığınız tüm kutsalı çiğnediniz. Şimdi vatanınız pazarlık konusu. Namusunuz mezatta, haysiyetiniz hırsızların elinde, irfanınız ifade edilmiş. Siz artık bir vatan hainisiniz Sabahattin Efendi. Gidip o çok istediğimiz kongreyi devlet düşmanlarıyla toplayınız. Lakin unutmayınız, o kongreyi ben izin verdiğim için topluyorsunuz. Vatanını satan bu adama üçüncü mevki bir gemi bileti alınız. İhanete çıkan yolu devletin parasıyla gitsin ki haddi aştığı tescillensin. Emredersiniz hakanım. Fuat'a verdiğim zehir tahminimden daha fazla tesir etmiş. O yüzden ona verdiğim panzehir yeterli olmaz. Yarın bunu da sen verirsin. Ben artık bir daha yanına gidemem. Benim de yanına girmem mümkün değil ki. Hastanede vazifem bile yok. Neticede bir hemşiresin Zeynep. Kimse senden şüphelenmez. Hastanede göze batmazsın. Değil mi? Bir yolunu bul. Fuat'ın odasına mutlaka git. Bu panzehiri almalı. Arabacı duralım. Beni burada bekleyin. Fuat Efendi. Fuat Efendi uyanın. Evet. Şiven Hasan'ın bu ilacı gönderdi. İyileşmeniz için enjekte etmem gerekiyor. Naz'a söyle. Yani evvel çıkarsın beni buradan. Zeynep. Senin Fuat Efendi'nin yanında ne işin var? Senin baban mı? Konuş bizimle, çekinme. Konuşabiliyorsun değil mi? Evet. Babanın nerede olduğunu biliyor musun? Annem vedalaşırken bu adresi vermişti bana. Bu adresi biliyorum beyim. Söyle bakalım, ismin ne? Sander. Babanın ismi ne? Robina. Kardeşin Garo'dan başka kimsen var mı? Yok. Neden sordun?
Seninle alakalı her şeyi bilmek istiyorum. Neden? Çünkü... Ne oldu Lars? Kumarhaneye baskın yapıldı. Pinocchio'yu öldürmüşler. Böyle bir şey nasıl olabilir paşa? Hakanım, Miralay Sabahattin Efendi ile alakadar olacak. Biz gidebiliriz. Hakanım, merakımı mazur görün. Devletimizin bekası için felaket demek. Paşa, tüm saray katiplerini huzuruma bekliyorum. Evet kızım, liste çok güzel olmuş. Kızlara söyle tatlı olarak da sütlaç yapsınlar. Seniha Sultan çok sever. Emredersiniz Sultan. Al. Paşalarımızın hanımlarına mahcup olmayalım da gerisi mühim değil. Olmayız inşallah. Ben bugün epey yardım toplayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah. Sultanım, şerbetiniz. Sağ ol kızım. Bu da size geldi. Validem, her daim desteğim. Canım, kanım, annem. Bir saat sonra payitahttan ayrılıyorum. Bir daha ne vakit görüşürüz? Ya da görüşür müyüz bilmiyorum. Bu yüzden de gemiye binmeden evvel sizi görmek, bir ömür yetecek kadar sarılmak istiyorum. Sizi limanda bekleyeceğim. Oğlunuz Sabahattin. Seniha Sultan. Hayırdır? Kötü bir havadis mi? Sabahattin. Bir kere daha gidiyor payitahttan. Muhtemelen bu kez bir daha geri dönmemek üzere. Beni son defa görmek için limanda beklediğini yazmış. Gidecek misiniz? Sabahattin bir daha bu eve giremeyecek. Ne demek giremeyecek Mahmut? Bu eve bundan sonra Sabahattin gibi vatan millet düşmanları, hainler giremeyecek. Bu evin kapıları bundan sonra vatan millet düşmanlarına kapalı olacak. Ama Sabahattin değişti Mahmut. Pişman oldu. Palavra. Sabahattin Efendi sana da bana da değiştim diyerek yalan söyledi. Palavra sıktı. Hala aynı hainliğin içinde. Ne yaptın? Verebildin mi ilacı Fuat'a? Verdim. Yalnız Mehmet Selim gördü beni.
Nasıl gördün? Anladın mı tertibimiz yoksa? İlacı verirken değil. Odadan çıkarken karşılaştık. Ne dedim peki? Orada olmandan şüphelenmiştir muhakkak. Sizin ziyarete gittiğinizde yüzünüzü düşürdüğünüzü, onu almamı istediğinizi söyledim. İyi bahane bulmuşsun. İnandın mı peki? Bu masum yüzünle ne söylesen inanırdı zaten. Seni bu yüzden seçtim işte. Gözlerine bakan ağzından çıkan yalanlara kör oluyor. O kadar çok yalan söylettiniz ki bana. Ben bile artık kendime inanmıyorum. Aynada gözlerimin içine bakamıyorum. Her geçen gün amacımıza biraz daha yaklaşıyoruz. Abdülhamit devrildikten sonra artık yalan söylemek zorunda kalmayacaksın. Hayır. Ben artık yokum. Sizin için daha fazla yalan söylemeyeceğim. Bundan sonra benden bir şey istemeyin. Ahmak. Bir şeye ihtiyacın var mı? Acıktın mı? Hayır. Adres belli. Ne yapacağız beyim? Gidip emanetçinin işini bitireceğiz. Dayı, emanetçiyi öldürürsek çocuk ne olacak? Bilmiyorum Söğüt'le. Babanı bulamadık der annesine geri yollarız. Dayı, madem emanetçinin adresi elimizde, ölmeden evvel babasını görseydi çocuk. Ne yapacağız balam? Al sana çocuğunu getirdik. Hasret mi gider diyeceğiz? Evet. İyi. Çıksın milletin anasını ağlatsın. Ondan sonra da sırra kadem bassın. Biz de aylarca arayıp bulamayalım öyle mi? Kâfi. Bırakın şamatayı. Hazırlanın. Gidiyoruz. Sen çocuğa mukayyet ol Asaf Emre. Tamamdır dayı. Babanın kalbinde bir katre merhamet görsem seni yetim bırakmazdım çocuk. Kim yaptı? Halil Halit. Bu kadar çok adamın arasından nasıl içeri girdi? İçeriği dumanlar kaplayınca herkes dışarı kaçmış. O sırada içeri girmiş, işini bitirip gitmiş. Kaç kişiydiniz? 10 kişi. Ne yaptınız peki? Etrafı siz kaplayınca biz de dışarı kaçtık. Kaçtınız. Bundan sonra bir yere kaçamayacaksınız. Ne yapacağız? Tüm mallar elimizde kaldı. Kalan mallara hamalde satalım gitsin. İşleyecek kimse yok. O mallar benim. İşleyecek biri de var. Kim? Etfal Hastanesi'nin kimyageri. Sizler saray katiplerisiniz. Havadis malumunuz. Bizi bir beka tehlikesiyle karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Pençelerimizi geçirip tutunduğumuz topraklardan kollarımızı kesip bizi ayırmak istiyorlar. Memleketin istikbali tehlikede. Toprak bütünlüğümüz tehlikede. Bunun müsebbibi isteyerek ya da istemeyerek sizlersiniz. Hıfz etmeniz gerekeni, korumanız gerekeni koruyamadınız. Saklamanız gerekeni saklayamadınız. Hepinizi vazifeden azlediyorum. Devlet işlerinde hatanın bahanesi olmaz. Devlet işlerinde ihmal olmaz. Devleti ihmal edeni biz de ihmal ederiz. Hepiniz ihmal edildiniz. Ahmet Paşa. Hepsini sorgulayınız. Tutuklusunuz.
Asim Paşa'm, işittiklerim doğru mu? Maalesef. Ne yani? Şimdi bizim bin bir emekle, ince siyasetle, geceleri uyumadan kazandığımız bu işi soysuzun biri çıkıp yıkacak, öyle mi? Allah muhafaza. Vallahi billahi. Asker! Götürün. Sizin ahvalinize, sizin ferasetinize, ahvalinize, ferasetinize. Ahmet Paşa'm, özür dilerim paşam, yanlışlıkla. Hakan'ım sizleri istiyor. Derhal. Özür dilerim Ahmet Paşa'm. Gel. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım, meseleyi işittim. Lakin doğru olabileceğine kani olamadım. İşittikleriniz doğru paşa. Meseleyi tetkik ettirdik. Fuat Efendi İngiliz sefaretine sığınmış. Vesikaları da tetkik ettirdik paşa. Doğru. Yorgun görünüyorsunuz. Buraya gelmek pek kolay olmadı sanırım. Hiç kolay olmadı. Yürü, 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 yürü. Yürü. Hiç kolay olmadı. İltica etmek istiyorsunuz. Her ne kadar sizle alakalı bize emir verecek olanlar çıkacaksa da... yine de mülteci olmak isteyenlere soracağım soruyu soruyorum. Bize Osmanlı için kıymetli ne getirdiniz de İngiltere sizi kabul etsin? Çok kıymetli bir şey getirdim. Size çok mühim bir evrak vereceğim. Ne evrakı? İngilizlerin 25 yıl önce yaptığı yanlış politikaları geri çevirecek bir evrak. İngilizlerin ellerindeki bağı çözecek bir vesika. İngilizlerin bu hususta ellerini bağlamıştık. Berlin Anlaşması Ruslarla olan harp kaybımızı bir nebze olsun hafifletmişti. Biz siyaset yapmış, İngilizleri o vakit masaya çekmiştik. Tahsin ve Ahmet Paşalar, sizler bilmezsiniz. Mahmut Paşa o vakitler vazifeliydi. Berlin Anlaşması'na meşhur bir 61. madde kondu. Bu Rusların arzusuydu. Bu maddede 6 vilayette Ermenilerin istekleri sıralanıyor ve gerektiği vakit İngilizlere müdahale hakkı veriyordu. Karşılığında da bizden reform isteniyordu. Bu reformlarda şehirlerin Ermenilerce idare edilmesi ve aynı zamanda Ermenilerin kurduğu jandarma teşkilatının olması isteniyordu. Biz o vakit Mahmut Paşa ile mühim bir mücadele verdik. Resmi olarak 61. maddeyi imzalasak da İngilizlerle gizli bir anlaşma yaptık. 61. maddenin hükümlerini boşa düşüren bu anlaşma sayesinde Ermeniler bizden istedikleri o toprakları alamadılar. Biz o meşhur maddeyi hiçbir vakit yürürlüğe koymadık. Şimdi ise Fuat Efendi o gizli anlaşmaya ulaşmış, imza metnini çalmış ve İngiltere'ye iltica ederken bunu kullanacak. Meselenin hassasiyetini anlayabildiniz mi? O gizli anlaşma elimde. Mühim bir vesika. O vakitler Osmanlı ile anlaşma yapmak zorundaydık. Bu yüzden de o meşhur
61. maddeyi iptal eden gizli anlaşmayı imzaladık. O anlaşmayı yaptınız diye pişman oldunuz, öyle değil mi? Değil mi, değil mi? Doğru. Sonrasında Ermenileri kullandık Osmanlı'ya karşı. Ermeniler bizim karşımıza hep o 61. maddenin tatbik edilmesi arzusuyla çıktı. Biz ise açıklayamadığımız o gizli anlaşma yüzünden meseleyi onlara izah edemedik. Şimdi siz bize o anlaşma metnini Osmanlı'nın elinden aldığınızı mı söylüyorsunuz? Evet. O gizli anlaşma elimde. O gizli anlaşmayı imzalamak için hünkârımız az mücadele etmedi. Karşımda Lord Salisbury keferesiyle bendenizde siyasi bir harp verdik. Berlin Anlaşması'nın açık olan bir maddesini İngiltere ile aramızda fesh ediyorduk. Eğer İngilizler açıktan Ermenileri kullanıp üzerimize gelmediyse, bu o günkü siyasetin sonucudur. Eğer o anlaşma İngilizlerin eline geçerse, Ermeni terör faaliyetlerine açıktan destek olurlar. Biz buna mani olmalıyız. Mutlaka mani olmalıyız. Bu işin sonu Erzurum'un, El Aziz'in, Van'ın ve Diyarbakır'ın elimizden çıkması demek. O topraklar 1000 yıldan fazladır İslam toprağı. Ne bugün ne de yarın veririz. İngiliz sefaretinde afiyemiz var mı Ahmet Paşa? Eğer iltica talebimi kabul ederseniz size vereceğim. Anlaşma nerede? Şu an yanımda değil. Eğer şartlarımı kabul ederseniz buraya getirteceğim. Anlaşmanın sizde olduğunu nereden bileceğim? Pekala, blöf yapıyor olabilirsiniz. O halde size o anlaşmayı imzalayan kişileri söyleyeyim. Bu gizli bir bilgi. Osmanlı tarafından Mahmut Paşa, İngiliz tarafından Lord Salisbury tarafından imzalandı. Doğru söylüyorsunuz. Siz o anlaşmayı getirin, bizden ne isterseniz alın. Vazifeye tekrar getirildiğimden beri tüm sefaretlere adamlarımızı yerleştirdim. İngiliz sefaretinde de adamlarımız var. Lakin bizimle irtibata geçerse ifşa olma tehlikesi var. Gerekirse ifşa olacak paşa. Bu husustan daha önemli bir meselemiz yok. Adamını çağır, sor. Bu konuyla alakalı bir malumatı var mıymış? Emredersiniz Hakan'ım. Tek bir ihmal istemiyorum. İhmal edeni imha ederiz. Tedbir almak, vakit kazanmak lazım. Tahsin Paşa, İngiliz sefaretinin etrafına su kanalları açalım. Malum, hanelere su götürmek devletin vazifesidir. Emredersiniz hünkâr. Neredesiniz validem? Yoksa siz de mi artık sırt çevirdiniz bana? Gelmeyecek misiniz? Gelmeyeceğim. Değil mi ki sen vatanından vazgeçtin? Ben de senden vazgeçeceğim. Seniha Sultan, gelin biraz bahçeye çıkalım. Hava alırsınız, iyi gelir. Allah'ım bana güç ver. Buna dayanmak için güç ver bana. Elveda Payitaht. Elveda validem. Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Umudunuzu yitirmeyin. Gün gelir her şey değişir. Bakarsınız Sabahattin de yaptığı hatayı anlar. Gelir af diler. Ben evladımı kaybettim.
Sultanım. Söyle kızım. Kız mektebinin ihtiyaç listesi hazır. İmzanız gerekiyor. Uygundur. Ver imzalayayım. Bıçak! Elinde bıçak var! Seniha Sultan, sakin olun, bıçak falan yok. Sultanım. Hainsin! Sen de bir hainsin! Sultanım! Sakin ol kızım. Seniha Sultan, sakin olun lütfen. Muhafızlar yetişin! Yetişin, yardım edin! Seniha Sultan, sakin olun, rica ediyorum. Bıçak falan değil elindeki. Hidar kadın, görmüyor musun? İkimizi de öldürecek, öldürecek bizi! Seniha Sultan! Seniha Sultan, kendinize gelin. Derhal yakalayın bu haini, derhal! Muhafızlar durun! Öldürecek bizi, Hidar kadın, ikimizi de öldürecek! Aman Allah'ım, sakin olun, gelin oturun şöyle. Hain! Oturun biraz, sakinleşin, oturun. Bıçak var elinde. Seniha Sultan, sakin olun. Bıçak falan değil o. Gel. Hünkârım, İngiliz sefiri geldiler. Huzura kabullerini isterler. Gelsin. Aç evladım. Buyurun. Buyurun. Hünkârım. İşittik ki İngilizlerin yaptığı silahların birkaçı sizdeymiş. Öyle miymiş? Bizden bir silah aldınız. Biz sizden 6 Ermeni vilayetini almaya geldik. Halit bin Melid'in surları önünde çarpışıp İslam yurdu kıldığı Diyarbakır'ı mı bizden alacaksınız? Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz'in mücahitlerinin fethettiği, Hazreti Osmanlı Efendimiz'in İslam yurdu kıldığı Erzurum'u mu alacaksınız? Yoksa üzerindeki kefenle Malazgirt sahrasına çıkıp Van'ı Türk İslam yapan Alparslan'ın hatırasını mı bizden alacaksınız? Çok beklersiniz efendi. Kefenimiz hazır. Tabutlarınız hazırsa çıkın karşımıza. Haddimi aştım galiba hünkârım. Ama Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinin tatbik edilmesini istiyoruz. Yani bugün cesaretimiz yok karşınıza çıkmaya. Lakin yarın çıkabilelim diye o anlaşmaya uyalım istiyorsunuz. Neticede Berlin'de iki devletin imzaladığı bir anlaşma. Sonrasında gizli anlaşmayla iptal ettiğimiz madde. Öyleyse o gizli anlaşmayı çıkarın ortaya, hatamızı kabul edelim. Ayrıca Fuat Efendi'nin iltica talebi kabul edildi. Bakalım hangi gemiyle nasıl gidecek Londra'ya? Sefaret arabalarının dokunulmazlığını hatırlatırım. Ben de sefaretinizin etrafında yapılan kazı çalışmasını size hatırlatmak isterim. Malumunuz, hanelere su götürmek gerekir. Boru düşüyoruz. Arabalarınız sefaretin önüne yanaşabilirse Fuat Efendi arabaya biner ve gider. Ama maalesef boru döşeme işi uzun sürecek. Seni sefarete yeni soktuk. Lakin mühim olmasa çağırmazsın. İfşa olabilirim. Mesele senin ifşa olmandan daha mühim. Fuat, sefarethaneye sığınmış. Evet. Bir malumat alabildin mi? Gizli bir anlaşmadan bahsediyordu. Lakin yanında değilmiş. Getireceğini söyledi. Bu iyi haber. Şimdi ifşa olana kadar vazifeye devam aslanım. Emredersiniz. Ben hasta değilim dedim size. Elinde bıçak vardı Zülfet'in. Gözlerimle gördüm.
Bidar kadın, siz de oradaydınız. Bir şey söylesenize. Seni ya Sultan. Elindeki bıçak değil, kalemdi. İmza atmam için getirdi. Seniham. Geçen günde evde fare var diye tutturdun. Ben baktım baktım hiçbir şey göremedim. Allahu Ekber! Ne oluyor? Ne oluyor? Allahu Ekber! Mahmut, görmüyor musun? Evi fareler basmış. Fareler! Fareler! Seniham! Yakala onları, dışarı at Seniham! Yok Mahmut, ben bunları nasıl yakalayayım? Baksana, kaynıyor ortalık. Allahu Ekber! Seniham! Ne kadar korktuğumu biliyorsun fareden. Ben yakalayamam, sen yakala Mahmut. Dur, dur! Allah'ım yardım et yarabbim. Çünkü senin gözlerin iyi görmüyor Mahmut. Halacığım, dikiş dikilirken de kumaşın üstüne yılan var diye bağırmışsın. Sultanımızın biraz uyuyup istirahat etmesinde fayda var. Öyle. Hasta olmadığımı söyledim size. İğne falan istemiyorum ben. Seniham, Allah aşkına. Keşke benim de vaktim olsa da ben de dinlenebilsem. Ne güzel işte. Bütün öğleden sonra boyunca miskin miskin yatacaksın. Daha ne, değil mi? İstemiyorum. Seniha Sultan, ben sizi çok iyi anlıyorum. Üzüntünüz çok büyük. Kim olsa başa çıkmakta zorlanır. Ama ben sizden rica ediyorum, lütfen biraz olsun istirahat edin. İyi gelecek. Seniha Sultan aklını yitirmiş, duydun mu? Duydum. Zülfet Kalfa'ya hain demiş. Zülfet Kalfa kahrolmuştur kesin. Onun kadar sadık biri yok haremde. Kime hizmet ettiğini görsün işte. Sen de Şiveniz Hanım'ın kıymetini bil. Ne yaptın? Şivenaz Hanım şüphe etmedi değil mi senden? Hayır sultanım. Beni hizmetine verdiğiniz için memnun oldu. Güzel. Bundan böyle attığı her adımdan haberim olmasını istiyorum. Gözünü üzerinden ayırma Hande. Gel. Hakan'ın müjdeli haber. Nedir paşa? Fuat Efendi henüz gizli anlaşmayı İngilizlere vermemiş. Anlaşılan o ki tedbir amaçlı dışarıda tutmuş. Lakin getireceğini söylemiş. Bu iyi işte. Bize vakit kazandırır ve hamle ihtimali doğar. İngilizler o gizli anlaşmayı almadan biz almalıyız. Emriniz nedir Hakan'ım? Kazı çalışması yapanlar hafiyemiz mi paşa? Evet Hakan'ım. Aralarına asker de yerleştirin. Sokaktan kim geçiyorsa üstü aransın. Sefarete girenler tek tek tespit edilsin. Emredersiniz Hakan'ım. Nerede Tatar? Yaklaştık bıyım. Sokağa dönünce ikinci ev. Dayı! Dayı! Çocuk yok evde dayı. Nasıl yok Asaf? Nereye gider? Sen neredeydin? Ben yemek için dışarı çıkmıştım bir şeyler almaya. Döndüğümde yoktu evde. Sana gözünün önünden ayırma dedim Asaf. Kusura bakma dayı. Ne yapacağız şimdi? Eve geri dön. Orada bekle. Belki eve geri döner. Emredersin dayı. Nereye gider bu çocuk? Belki de babasını aramaya çıkmıştır. İnşallah eve gittiğimizde karşımıza çıkmaz. İnşallah. Yürüyün. Şu yemeğim.
misin Tatar? Etrafta tedbir almış kimse yok. Vallahi adres burası beyim. Dikkat çekmemek için fedayı tutmamıştır belki. Ne yapacağız dayı? Tedbirli olun. Söğütle. Kapı açık beyim. Kimse yok. Temkinli olun. Dikkatli olun burada. Ateşe verdiler. Dışarı! Ateş edin! Kızıllı kaldı burada beyim. Sıkın dişinizi yerler. Sıkın! Ölmek yok! Çocuk ne zaman gelecek payitahta? Geldi bile. Nerede peki? Neden burada değil? O ne zaman geleceğini biliyor. Öldüler mi? Hayır. Kimlerden bahsediyorsunuz? Halil Halit ve köpeklerinden. Halil Halitleri tuzağa mı düşürdünüz? Onlar ölene dek ya da peşimizi bırakana dek tuzaklarımız hiç bitmeyecek. Söyle lan, baban nerede? Bana bak lan, bizi tuzağa düşürdün. Söyle, nerede baban? Bırak çocuğu Tatar. Bizi tuzağa düşürdü beyim. Tamam Tatar, bırak. Tamam evlat, korkma. Şimdi söyle bakalım. Bize verdiğin adresi nereden buldun? Annem vermişti o adresi bana. Bırakın ben gideyim. Sizin başınızı da derde soktum. Ben bulurum babamı. Tamam tamam. Meraklanma, bulacağız babanı. Lakin bulana kadar da sen burada kalacaksın, anlaştık mı? Asaf, mukayyet olun çocuğa.
Tatar doğru söylüyor olabilir dayı. Gidelim kumarhaneye haber verelim. Emanetçinin çocuğu elimizde. Çocuğun canına karşılık kendi canı. Ne diyorsun sen Cezzar? El kadar çocuğu mu kullanacağız? Nerede kaldı bizim şerefimiz, haysiyetimiz? Düşmana alt edemedik çocuğu pazarlık için mi kullanacağız? O da doğru dayı. Çoluğu çocuğu karıştırmadan bulacağız bir yolunu. Söylediğin kimyageri uyuşturucu işinde çalıştırmaya asla ikna edemeyiz. Abdülhamid'in Avrupa'ya tahsil için gönderdiği talebelerden. Etfal Hastanesi'nin baş kimyageri. Biz ona iş teklif etmeyeceğiz. Emredeceğiz. Ya çalışmazsa? Herkesin bir zaafı vardır. Kimini parayla ikna edersin, kimine de canıyla imtihan edersin. Başımız büyük belaya girer. Başımız ne zaman beladan çıktı ki? Biz belanın içindeyiz zaten. Kumarhanede mi devam edeceğiz? Kumarhane olmaz. Nereye getirelim adamı? Ham uyuşturucu sakladığımız depoya getirin. Bundan sonra orada devam edeceğiz. Efendim, kazı yapıyorlar. Sefarete kadar yürümeniz icap edecek. Abdülhamid'in çaresiz oyunları. Gelin lütfen. Bakmanızı istiyorum. Abdülhamid sizin ancak sefaret arabasında dokunulmaz olacağınızı biliyor. Bu yüzden de arabanın bahçeye girmesini engelliyor. Ne yapacağız? Usul şöyle. Bahçenin dokunulmazlığı var. Araba bahçeye girer. Arabanın dokunulmazlığı var. Bahçeden çıkan arabayı arayamazlar, durduramazlar. Gemiye gider. Gemi İngiliz gemisi olunca dokunulmazlığı var. Ama Abdülhamid o arabaların bahçeye girmesini istemediği için kazı yaptırıyor. Yani buradan çıkamayacaksınız. Eğer o anlaşmayı getirirseniz, buradan sizi götürmek için bir yol bulacağız. Bir telgraf çekebilir miyim? Yazdırabilir misiniz? Tabii ki. Söyleyin. Kime çekilecek telgraf? Bay Wenberry'e. Biz kimyager Hasan Sami Bey'i arıyoruz. Hayırdır? Neden arıyorsunuz? Mühim bir mesele yok. Nerede bulabiliriz? Hasan Sami Bey. Sizi arıyorlar. Siz misiniz Hasan Sami Bey? Evet, benim. Hünkârımız sizi huzuruna çağırıyor. Beni mi? Evet, buyurun gidelim. Tabii tabii, hemen gidelim. Bağışlayın ama hünkârımız beni neden huzura çağırdı siz biliyor musunuz? Gidince öğrenirsiniz. Endişe edilecek bir husus olduğunu sanmıyorum. Hem sizin gibi bir kimyager takdirden başka ne görebilir? Sence halamın nesi var anne? Halan uzun zamandır Sabahattin'in mevzularıyla çok üzüldü. Haklı kızım, kolay değil. Sabahattin'in fikirleri hep farklıydı. Yani halam da bunu biliyordu aslında.
Ama halan uzunca bir zaman Sabahattin belki yanlışından döner diye sabretti ve bekledi. Dualar etti, onu hep arkasına aldı. Lakin şimdi Sabahattin'le alakalı kuracak bir hayali kalmadı. Sabahattin'e her ne kadar kızsam da onun cesaretinden ötürü takdir ediyorum aslında. Nasıl yani? Yaptığı şeylerin bedelinin ne kadar ağır olduğunu bile bile kendi istediği hayatı yaşamayı seçti. Ailesini kaybetmeyi göze aldı. Servetini, ünvanını bıraktı. Sabahattin eğer yeterince cesur olsaydı, vatanını terk etmek yerine burada kalır ve bizzat yanlış gördüğü şeyleri babanla tartışırdı. Zindana düşmek pahasına olsa yurdunu terk etmezdi. Vatanı dört koldan parçalamaya çalışan düşmanla bir olmak cesaret değildir evladım, hainliktir. Ben de halan gibi sabırla bekliyorum Naime. Bir gün yaptığın yanlıştan geri dönersin diye. Umarım sen de beni hayal kırıklığına uğratmaz ve bir an önce o gazeteciyle görüşmeye son verirsin. Sabahattin payitahttan eli boş dönüyor. Abdülhamit yine kazandı. Bu nihai bir zafer değil. Fuat şu an sefarette. Rothschild ise payitahta gelmek üzere. Yani Abdülhamit kaybetmeye mahkum. Senin şu gazeteci de bayağı maharetli çıktı. Naime Sultan'ı kendine aşık etmiş. Naime Sultan'ı mı? Bir kızdan bahsetmişti, evet doğru. Ama Naime Sultan'ın yardımcısı demişti sanki. O öyle biliyor. Asla ailemin onaylayacağı biri değil. Üstelik sultan olduğumu da bilmiyor. Nasıl yani? Kendimi moda evinde çalışan biri olarak tanıttım. Ona yalan söyledim. Bilse o da istemez beni. Bak sen şu işe. Ben haberin büyüğünü kaçırmışım. Sana buradan daha çok haberler çıkar. Onun sayesinde artık Naime'yi istediğimiz yere çekebiliriz. Arif söz dinleyecek biri değil. Kendi doğrularına inanır. Yalandan ve riyakarlıktan asla haz etmez. Abdülhamid'e olan muhalefeti bile sadece taht idaresine karşı olduğundan. Yani ona istediğimizi yaptıramayız. Kendini de Naime Sultan'ı da bize kullandırtmaz. O halde ona doğruyu söylemeyiz. O da farkında olmadan yardım eder bize. Ne düşünüyorsun? Hünkârın kızı muhalif gazeteciyle aşk yaşıyor. Nasıl başlık? Böyle bir haber hem sarayı hem payitahtı ayağa kaldırır. Peşlerine bir fotoğrafçı tak. Haberin hakikatinden kimse şüphe etmesin. Paşam, Bember Efendi'ye telgraf geldi. Sizden geçmeden götürmedik. Bakayım. Hünkârımıza haber verin. Hünkârım, bu 61. madde Ayastefanos Anlaşması'nın 16. maddesi yerine hafifletilerek ikame edildi. Ardından da 61. maddeyi feshettik. Lord Salisbury'yi zor ikna etmiştim. Eğer ikna olmazlarsa doğuda Rusların etkisinin artacağını söylemiştim. İngilizlere Rus sopasını göstermiştik. İngilizlerin sopasıyla da Rusların başına vurmuştuk. Evet hünkârım. Lakin İngilizler bu gizli anlaşma yüzünden Salisbury'ye çok baskı yaptılar. Ellerini kollarını bağlamıştı. Şimdi bu anlaşma yürürlüğe girerse İngilizler doğuda Ermenileri kullanıp huzursuzluk çıkaracaktır. Gel. Hünkârım. Söyleyiniz paşa.
Wember Efendi'ye bir telgraf geldi. Kardeşinin vefat ettiği bildiriliyor. Havadisi Wember Efendi'ye verin. Başsağında bulunmayacak mıyız hünkâr? Siz evvela havadisi iletin. Emredersiniz hünkâr. Beni böyle hevesle beklediğine göre yeni havadislerim var herhalde. Sinan Sultan ortalığı birbirine kattı. Zülfet'in elindeki kalemi bıçak sanmış, avaz avaz bağır, muhafızları başını topladı. Güzel. Ama bunlar daha iyi günleri. Bir odaya aldılar, Hekime Hanım muayene etti. İlaç verip uyuttular. Güzel. Şimdi yemeğini sen götür odasına ve içine 3 damla daha damlat. Sabah vermiştim, günde 3 damla demiştiniz. O başlangıç içindi. Dozu arttırıyoruz. Yakında Seniha Sultan'ı zapt etmek için bağlamak zorunda kalacaklar. Gel. Sultanım. Hande, ne oldu kızım? Bir şey mi var? Sultanım, Şivenaz Hanım odasında bir silah saklıyor. Silah mı? Nasıl bir silah? Küçük. Çekmecesinin altına koymuş. Yakın bir zamanda saldırıya uğradı. Belki tedbir amaçlı edinmiştir. Başka? Bir köşede bir sürü nebat ve türlü türlü renkte mayiler vardı. Evet, kendisi esans yapma işinde çok mahir. Attıkların arasında böyle bir şişe buldum. Ara sıra ilaç yaptığını da biliyorum. Belki ilaç koymak içindir. Bak kızım, biz bütün bunlarla Şivenaz Hanım hakkında kesin bir yargı edinemeyiz. Sen kendisini dikkatlice gözünü ayırmadan izlemeye devam edeceksin. Eğer Şivenaz Hanım göründüğünden farklı biri ise muhakkak bir yerde bir açık verecektir. Bu iyi oldu. Evet, seninle buluşmamızın garip kaçmaması için iyi. Nişanlısı hain çıkan Şivenaz Hanım teselliyi keman derslerinde bulur. Abdülhamit Sabahattin'i alaşağı etti. Asla kazanamayacağımız bir harbin içindeyiz. Ve tellerimiz hiçbir zaman doğru ses vermiyor. Çok çalışırsak Abdülhamit'in ölüm marşını bile çalabiliriz. Ama bunun için ilk iş Fuat'ı sefaretten kaçırmalıyız. Ah, Wember Efendi. Tahsin Paşa'm, biz de Şivenaz Hanım'la keman çalışıyorduk. Size bir havadis var. Buyurun. Kötü bir havadis mi? Kardeşim ölmüş. Başınız sağ olsun. Sağ olun paşam. Thank you.
Eskiden beri miras falan mı kaldı yüklü? Hı? Yok, hayır. Benim en son kardeşim 8 sene önce öldü. Yani? Yani bence bu Fuat'ın bana mesajı. Fuat Efendi hayat garantisi olarak onunla birlikte çaldığımız belgeleri istiyor. Hayat garantisi mi? O da ne? Abdülhamit'in İngilizlerle yaptığı gizli anlaşma. Fuat Efendi'yi Londra'ya götürecek tek şey. Gel. Hünkârım. Ben bir efendiye haberi verdim hünkârım. Üzüldü mü? Üzüldü hünkârım. Hayret. Vember Efendi'nin yaşayan bir kardeşi yok Tahsin Paşa. Bu havadis boş bir havadis değil. Mahmut Paşa, siz Vember Efendi'nin peşine düşün. Gizli anlaşmayla alakalı bir vaziyet olabilir. Emredersiniz hünkârım. Biz de Tahsin Paşa'yla tedbir tertibini alalım. Beni nereye getirdiniz? Hünkârının karşısına. Gel Hasan Sami Bey, gel. Siz kimsiniz? Ben senin yeni patronunum. Ne diyorsunuz siz ya? Gidiyorum ben. Önce dinle. Peki. Ne istiyorsunuz? Elimizde ham uyuşturucu var. Onu senden işlemeni istiyorum. Asla. Asla böyle bir hainliği insanlığa yapmam. Yapacaksın. Mecbursun. Yoksa ben çok zarar ederim. Ettiğim zararı da senden tahsil ederim. Bunu bana asla yaptıramazsınız. Lars. Leyla. Ya söylediklerimi yaparsın ya da karını öldürürüm. Hayırdır balam? Halil Halit Bey'i Ahmet Paşa çağırıyor. Ne sebeple çağırıyor yeğenim? Bilmiyorum dayı. Siz bekleyin. Çocuğa sahip çıkın. Hünkârımız da Nadir Bey'i huzuruna bekliyor. Hayırdır inşallah Nadir Bey? Osman. Vallahi bilmiyorum beyim. Nadir Bey bu. Belli ki tanışıyor hünkârımızla bir yerde. Allah Allah. Hiç haberimiz yoktu. Arif Efendi sizi görmeden yapamıyor belli ki. Beni kayıkhanede beklediğini yazmış. Ben de onu görmeyi çok istiyorum Zuhal. Ama böyle gizli saklı, ailemin müsaadesi olmadan da görüşmeyi yakıştıramıyorum kendime. Ne yapacağım ben? Arif Efendi'nin muhalif bir gazetede çalışıyor olması anneniz Bidar Sultan'ı haliyle tedirgin ediyor.
Öte yandan Arif Efendi sizi çok seviyor sultanım. Gözlerinden anlayabiliyorum bunu. Beni değil, Nazik Endam'ı seviyor. Hakikati söyleseniz hisleri değişir mi? Göreceğiz Zuhal. Artık bu oyuna bir son verme niyetindeyim. Beni affetmeyeceğinden çok korkuyorum. Ama artık ona hakikati söyleyeceğim. Bugün belki de son defa göreceğim onu. Ama artık aileme de, Arif'e de yalan söyleme mecburiyetinden kurtulacağım. Beni burada bekleyin. Naime. Nereye gidiyorsun? O herifle buluşmaya gidiyorsun, öyle değil mi? Sen beni takip mi ettin? Hadi koş. Annemle babamı yetiştir, şimdi bir aferin daha al. Aferin almak için değil Naime. Seni korumaya çalışıyorum, anlamıyor musun? Beni korumana ihtiyacım yok Abdülkadir. Arif kötü biri değil. Sırf fikirleri muhalif diye bir insana kötü diyemezsin. Hem unutma, bir zamanlar sen de benzer fikirlere sahiptin. Ben hakikati gördüm. O zaman Arif'e de bir şans ver. Hayır Naime. O adam sarayı, ailemizi hedef aldı. Onunla bir daha görüşmeyeceksin. Sana daha önce de söyledim. Ya senin dediğini yapmazsam? Seni zorla saraya götürürüm Naime. Ve saraydan adımını dışarı atamazsın. O Arif denen gazeteciyi de payitahttan sürdürürüm. Sana yemin ediyorum yaparım bunu. Derhal arabaya dön. Nefret ediyorum. Yemeğinizi getirdim sultan. Yemeyeceğim, geri götür. Sultanım, biraz zorlayın kendinizi ki verdiğimiz ilaçlar midenize bir zarar vermesin. Geçmiş olsun sultan. Sağ ol kız. Beni emretmişsiniz paşam. Halil Halit. Bizden bir isteğin var mı? Yoktur paşam. Siz her daim devletimize hizmet edin, bizim için kâfi. Biz de sizden tam olarak bunu isteriz. Gücünüz verilen vazifeyi yerine getirmeye yetmiyorsa bizden yardım istemekten çekinmeyin. Hünkârımız bizden payitahtın sokaklarını muhafaza etmemizi istedi. Biz de buna muktediriz paşam. Uyuşturucu milletimizi inim inim inletiyor.
Biz o hesabı kapattık paşam. Uyuşturucu işleyen ellerin cezasını kestik. Sen elleri kesiyorsun Halil Halit. Ben bu hainlerin kellelerini istiyorum. Bugün gelen jurnal. Etfal Hastanesi'nin baş kimyageri kayıp. Ham uyuşturucuyu işletmek için kaçırıldığını düşünüyoruz. Anlaşıldı paşam. Halil Halit. Payitahttan uyuşturucuyu temizle. İşittik ki çiçek dükkanını bırakıp Halil Halit Bey'le sokaklarda hainlerle çarpışırmışsınız. Yaptığınız hizmetlerden haberimiz var Nadir Bey. Gençlerimizi korumalıyız Nadir Bey. Tedbir almalıyız. Müptela oldukları zehirlerden onları korumalıyız. Bunlar sadece sokaklarda dövüşerek olmaz. Sizin Kaşgar Dağları'nda öğrendiğiniz dövüş sanatlarını gençlerimize öğretmenizi istiyoruz. Onları zehirlerden uzaklaştıracak bir okul kurun. Gençlerimizi eğitin. Güzel. Bunları önümüzdeki yazının içine koyalım. Ne oldu? Çekebildin mi fotoğraflarını? Hayır, çünkü buluşmadılar. Naime Sultan Şehzade Abdülkadir'le birlikteydi. Sonra Arif'le hiç görüşmeden geri döndüler. Anlamadım ben de. Olsun. Sen yine de Arif'i takip etmeye devam et. Bugün olmadı yarın. Olmadı başka bir gün. Mutlaka buluşacaklardır. Arif Efendi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye? Gazeteye mi gidiyorsun? Önce bir arkadaşın yanına uğrayacağım. Oradan gazete geçeceğim, evet. Naime Sultan'la Şehzade Abdülkadir'i gördün mü bugün? Yok, görmedim. Buradalardı. Naime Sultan senin kayıkhaneye doğru ilerliyordu. Şehzade Abdülkadir durdurdu, aldı götürdü onu. Ben de evden çıkarken gördüm. Allah Allah. Ne işleri varmış burada? Vallahi bilemem. Ama Naime Sultan pek güzeldi maşallah. Ben Naime Sultan'ın yüzünü daha önce hiç görmedim. Sadece gözlerini hatırlıyorum. Yani yeşil ve güzel gözleri vardı. Yeşil mi? Naime Sultan'ın gözleri yeşil değil ki. Hatta ben kendisini bir iki defa perada gördüm yakından. Eminim kahverengi gözleri. Hadi görüşürüz. Sana son defa söylüyorum Naime. O adamla görüşmeyeceksin. Haberdar olamayacaksın. Çık odamdan. İstersen benden nefret et. İstersen bir daha benimle hiç konuşma. Ama benim görevim kardeşimi korumak. Hatırlasana. Zamanında annemle birlikte Firuze'ye karşı beni uyarmıştınız. Dinlemeliydim sizi. Firuze bir yılandı. Arif de bir hain. Hünkârımıza iftira attı. Sana söyledim ya. Yazısına müdahale etmişler. Naime yalan söylüyor sana. Sen de aptal gibi inanıyorsun. Yeter artık, yeter. Yeter. Çık git odamdan. Beni yalnız bırak. Git ve babanın en sevgili evladı olmak için çabalamaya devam et. Hala burada mısın? Hava kararınca gideceğim. Fuat'a anlaşma metnini ulaştıramazsak ne olur? İngilizler Fuat'ın elinde o belgelerin olduğunu biliyor artık. Fuat'ın elinden o belgeleri alana kadar canını okurlar. O halde acele etmelisin. Sizi tekrar huzuruma almama sebep olan şey nedir Sefer Efendi? İngiliz hükümeti bir an evvel vilayeti Sidde'de reformlar yapılmasını istiyor. Yapılacak islahatların Berlin Anlaşması kapsamında sabit olduğu görüşünde. İngiliz hükümetinin Berlin Anlaşması kapsamında istediği islahatlar. Okuyunuz paşa. Erzurum, Van,
Diyarbakır ve diğer 3 vilayet Ermeni valilerce idare edilecek. Ermeniler arasından jandarmaya asker seçilecek. Ermeni tebaadan alınacak vergiler yarısı Osmanlı Devleti'ne, yarısı ise Ermenilerin kurduğu vakıflara pay edilecek. Kâfi. Siz istersiniz ki biz bunu kabul edelim. 10 yıl, 20 yıl sonra da ekserisi Türk İslam olan Erzurum'un Ermeni vilayeti olmasını istersiniz. Bu oyuna gelmeyiz efendi. Şimdi gidin, bunu reddettiğimizi söyleyin. Berlin Anlaşması'nda attığınız imzaya göre hazırlanmış maddeler bunlar. Elinizde meşhur 61. maddenin iptal anlaşması yok. Olacak. Kaybedeceksiniz. Osmanlı'da yaşayan Ermeniler kendi kiliselerinde ibadet ediyorlar. Dillerini hür bir şekilde konuşuyorlar. Mekteplere gidiyorlar. Paşalarımızın arasında hazinemizi teslim ettiğimiz Ermeni paşalar var. Siz ne hadle aramızdaki kardeşliğe fitne sokarsınız? Ne hadle efendi? Sizi ne alakadar eder doğudaki Ermeniler? Onların niçin istediğinizi gayet iyi biliyoruz. Yarın orada bir Ermeni devleti kurulsa, o da yoksul küçük bir devlet olacak. Ancak sizin verdiğiniz yardımlarla yaşayacak. Böylece doğuda bir karakol kurmuş olacaksınız. Bir karakol kurmak için Ermeni milletini yoksul, zelil edeceksiniz. Ben bu maddelere iki şey için karşı çıkarım. Bir, Müslümanların fethettiği topraklarda Müslüman kalarak, ezan sesi işiterek yaşaması için. İki, Ermeni tebam yarın sizin emrinize girerek zelil olmasın diye. Şimdi bekleyin. Cevabımızı da hükümetinize iletin. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin hanımlar. Amin. İnşallah. Bağışlarınızla hem çocuklarımızın mektep masrafları karşılanacak, hem de yapımına başlanmış olan imarathanemizin bitirilmesi nasip olacak inşallah. İnşallah. Sultanım, Allah sizden razı olsun. Sizin teşviğiniz de oluyor bu hayırlar. Sayenizde biz de sebepleniyoruz. Sizler de sağ olun. Oh, oh. Maşallah. Herkesler gelmiş. Bir ben çağrılmamışım. Seniha Sultan, geçmiş olsun, hastaymışsınız. Bidar Sultan o yüzden katılmadığınızı söyledi. Bu vaziyet işine geldi tabii. Seniha Sultan, siz hala iyi değilsiniz anladığım kadarıyla. Bence biraz daha yatıp dinlenseniz iyi olur. Kızlar, Seniha Sultan'ı odasına götürün. Bırakın. Bırakın dedim. Siz ne hakla beni bu toplantıdan men edersiniz? Hem siz kim oluyorsunuz? Herkesten evvel ben vardım bu sarayda. İştirak etmek istiyorsanız elbette edebilirsiniz Seniha Sultan. Lütfen sakinleşin ve gelin oturun şöyle, buyurun. Oturacağım elbette. Bu benim en tabii hakkım. Seniha Sultan'ım ben. Hanımlar cömertçe yardımlarını yaptılar. Siz latife mi yapıyorsunuz? Bunlar mı yardımlarınız? Çerçöp bunlar! Atın bunları! Siz utanmıyor musunuz saraya çöplerinizi getirmeye? Ha? Defolun! Defolun dedim! Utanmazlar, çöplerini getirmişler saraya. Hadsizler sizi! Edepsizler! Bak hala bakıyor! Yürüsene!
Gidin buradan. Hadi buyurun. Hadsizler sizi. Sağ ol, sağ ol. Pislik oldu her yer. Toplayın burayı. Seniha Sultan, çok rica ediyorum. Sakinleşir misiniz artık? Siz buna nasıl müsaade edersiniz bir dar kadın? Görmüyor musunuz bu çöpler? Sarayı kokutacaklar. Saray pisliklerle dolacak. Canım kardeşim. Koruyamadım seni. Gel. Zeynep hemşire. Şehzade Mehmet Selim bu pusulayı sana gönderdi. Zeynep. Yarın birlikte küçük bir payitaht gezisi yapmaya ne dersin? Payitahtın güzellikleri belki ikimizin de yüreğindeki hüzne biraz olsun derman olur. Sabah seni bahçede bekleyeceğim. Bidar Sultan nasıl kabul etti o çöpleri bir türlü anlayamadım. O sehpanın üstü basbayağı çöplerle doluydu Mahmut, yemin ediyorum bak. Ah Seniham, ah Seniham. Yani belki de gözlerim bozuldu. Bir gözlük alsak iyi olacak. Gözlerim sağlam benim. Gördüm o çöpleri. Böyle pis pis kokuyorlardı leş gibi. Halacığım böyle bir şey mümkün değil. Sen bana yalancı mı diyorsun yani? Ben yalan mı söylüyorum size? Hala. Naim öyle söylemek istemedi. Halacığım belki de yanlış gördünüz. Gözlerimiz bazen bizi kandırır. Seniha Sultan. Umarım biraz sakinleşmişsinizdir. Hünkârımız ziyarete geliyorlar sizi. Hünkârımıza şikayet ettin beni değil mi? Ne anlattın? Ne diye şikayet ettin? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. El muzaffer daima. Bidar Sultan sadece rahatsız olduğunuzu söyledi. Ben de bir geçmiş olsun demek için geldim. Hünkârım. Benim bir şeyim yok. İyiyim ben. Ama kimse beni anlamıyor. Herkes aklımı yitirmişim gibi davranıyor bana. Sizin en divane haliniz alemin dahiyane halinden evladır. Belki biraz asabınız bozuldu. Yüreğinizin acısı aklınızı gölgeledi. Sebebi ne olursa olsun bu haliniz geçici bir vaziyet, eminim. Biraz istirahat edince inşallah düzeleceksiniz. İnşallah hünkârım, inşallah. Bu süre zarfında burada kalınız Seniha Sultan. Ben de sık sık sizi ziyaret eder, halinizi sorarım. Sağ ol abi. Bana kıymet veren, beni anlayan tek kişi sensin. Aşk olsun Seniha. Aşk olsun yani. Ben sana kıymet vermiyor muyum? Aşk olsun. Ah Nadir Bey ah. Tam kurtulduk derken daha büyük bir hamle yapıyorlar. Biz uyuşturucuyu işleyip dağıtan adamları bulup öldürüyoruz, onlar yenisini buluyorlar. Etfal Hastanesi'nin kimyageri kaçırılmış. Ya malları bulup yok edeceğiz ya da emanetçiyi. Sana da sormuyorum Nadir Bey. Hünkârımız seni ne sebeple çağırdı diye. Sen vakti gelince lisanı hal ile anlatırsın. Ne zaman öğrenirsin? Acelemiz yok. Hasan Sami Bey biz istediğimiz sürece misafirimiz olacak. Eğer kırımı bırakırsanız daha rahat ve hızlı çalışır. Olmaz. Sen işini iyi yaptıkça hem sana hem de karına hiçbir şey olmaz. Şimdi siz deneyin.
Hayır, hayır. Daha az evvel gösterdim. Önce kabuğu ısıtacaksın. Nasıl hemen unutursun? Bana sakın bir daha sesini yükseltme. Bırak adamı Ozan'ı. Adam bize lazım. Bırak. Bir daha göster. Gördün mü paşam? Dükkana girdi. Dur ben bir gidip bakayım. Bekle. Nereye paşam? Paşam nereye? Ömer Efendi. Vay kurnaz vay. Arka kapıdan çıkacak. Kılık değiştirmiş. Kimi kandıracaksın sen? Kılık değiştirsen ne olur? O göbeği nereye saklayacaksın değil mi? Nereye gidiyor şimdi bu Ahmet Paşa? Gel Mahmut. Gel. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen Menber'iyle kal. Korktun mu paşam? Siz de mi buradasınız? Buradayız efendi, buradayız. O vakit bir şey söyleyeyim size. Bir şarap istemez. Siz beni kendi meşrebinizle aynı zannettiniz herhalde. İstemez. Yok canım, ben de o kadar müptelası değilim. Ara sıra yani az az. Menberi efendi, çoğu haram olan şeyin azı da haramdır. Anladınız değil mi? O halde...
Gidelim. Yürü. Aman paşam, ne yapıyorsunuz? Yürü dedim sana, yürü. Bir dakika, hesabımı ödeyeyim bari. Sen kımıldama. Ben veririm. Yok canım, estağfurullah. Siz helal paranızı harama karıştırmayınız. Bak o da doğru. Öde. Yürü. Yürü dedim, yürü, yürü. Demek evrakı İngiliz sefaretine götürme vakti geldi. Uyuşsuzlanıyor. Konuş. Ben biriyle ne alakam var? Vallahi bir alakam yok. Kalkacağım vakit yanıma geldi oturdu. Tanımam etmem. Nasıl yok lan? Nasıl yok? Sarıldınız ayrıldınız. Seni gebertirim, ne alakam var? Bana sırrı olduğunu söyledi. Memleketli misin dedi. İçkin benden dedi, sarıldık. Vallahi tanımam. İsmini de bilmem. Şimdi senden duydum. Kurban olayım, bırak beni. Gel. Paşam. Hünkârım. Kardeşiniz 8 yıl önce ölmüşken... ...kardeşiniz öldü diye telgraf aldınız. Hünkârım. Lakin inkar etmediniz. Hünkârım. İzahat! Ben Beri Efendi. Bu yalan dolanın sebebi nedir? İzahat istiyorum. Hünkârım. İzahat! Ben Beri Efendi, izahat. Devletin en mühim sırları ortalarda yokken izahat istiyorum. Hünkârım ben... Gel! Hakanım. Söyle paşa. Hakanım. Ben Beri Efendi'nin konuştuğu adamı sorguladım. Hiçbir şey bilmiyor. Adam temiz. Neler oluyor hünkârım? Kimi sorguladınız? Ben Beri Efendi. Ben Beri Efendi. Şüphelerimiz hududunu açmadan gideriz. Emanetçi Etfal Hastanesi'nin kimyagerini kaçırmış. Namussuz. Eğer bulamazsak uyuşturucu payitahta yine dağılır. Çocuğu ne yapacağız dayı? Babası düşmanımız Tatar. Lakin çocuğun bir suçu günahı yok. Emanetçiyi yakaladığımız zaman ne olacak dayı? Öldüreceğiz Cesar. O zaman bu çocuk ne olacak? Annesine geri göndereceğiz. Lakin emanetçiyi yakalayana kadar da bizimle kalacak.
Kimyageri nasıl bulacağız dayı? Postane üzerinden dağıtım yaptıklarını biliyoruz. Pulları takip eden mekanlarını da bulur. Seviyor musun onu? Elbette. Neden hala gelmedi? Gelecek. Seninle de tanışacak. Annesi nerede? Annesini öldürdüm. Neden? Beni bırakıp başka biriyle evlenmek istedi. Çocuğun bunu biliyor mu? Hayır. Zaten ona daha iyi bir anne buldum. Kim? Sen. Robina. Sen. Hayırlı geceler. Sana da evladım. Ben Nazik Hanım'a soracaktım. Bugün moda evinde görmedim de kendisini. Evde rahatsız mı diye merak ettim. Nazik Hanım mı? Öyle birini tanımıyorum ben. Kendisi burada yaşamıyor mu? Hayır. Burada beyimle ben yaşıyoruz sadece. Anladım teyzeciğim. Kusura bakmayın, ben rahatsızlık verdim. Bir şey değil oğlum. Beni affet Arif. Başta sadece sana olan öfkemden dolayı oynadığım bir oyundu bu. Ama sonra seni kaybetmemek için hakikati söyleyemedim. Ben de sana aşık oldum Arif. Kendimi bir peri masalının içinde kaybettim. Naime'yi unuttum. Gerçekten Nazik Endam oldum. Güzel kızım, yemeğini yememişsin. Hasta mısın? Canını sıkan bir mevzu mu var? Gözlerin de kızarmış senin, ağladın mı? Yok, ağlamadım. Dün gece biraz uyuyamadım, belki ondandır. Hepimiz halama çok üzüldük baba. Naime de çok etkilendi. Buraya gelmeden evvel odasına uğradım halam. Uyuyordu. Durumu beni çok endişelendiriyor hünkârım. Sanki her geçen günde daha kötüye doğru gidiyor. Doktorlar hiçbir hal çaresi bulamıyorlar. Sabahattin Efendi hepimizi sükûta hayale uğrattı. Lakin annesini yıkıp geçti. Öyle. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey duaları icabet eden Allah'ım. Bize eşlerimizden, çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak kimseler ver. Onları soyumuza, insanlığa önderler yap. Amin. 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 Thank you.
Özür dilerim. Özür dilerim. Dikkat etsene hemşerim. Kusura bakma. Bir önüne bak ya. Bırakın, bırakın ben toplarım. Yardım edeyim ben. Tamam, bırak kardeşim sen. Kusura bakmayın. Evraklar temizdi. Getirdin mi? Kapıdaki afiyeler çantayı aradı. Ama belgeleri getirmeyi başardım. Lord Salisbury'nin ve Mahmut Paşa'nın imzaları. Tamamdır. Vesikalar bunlar. Artık bana inanıyor musunuz? İnanmamamız için bir sebep yok. Ama Abdülhamit bu belgeleri bizden alacağından çok emindi. Bu belgeleri ivedilikle Londra'ya göndermeliyiz. Gizli anlaşma geldi. Londra'ya göndereceklermiş anlaşmayı. Kim getirdi? Orta boylarda kumral sakallı bir adam. Ağzımın hiç tadı yok. Çok kötü geliyor yediklerim. Yine de yemelisiniz sultanım. Yoksa iyice güçten düşersiniz. Sultanım. Niye geldin? Ne istiyorsun yine benden? Hastalandığınızı duydum. Geçmiş olsun demek istedim. Bakın size çiçek getirdim. Buyurun. Çiçeklerini de seni de istemiyorum. Ama sultanım, misafirlerinizi de kovmuşsunuz. Dostlarınıza böyle davranırsanız... Sen dost değilsin. Fuat gibi bir hainsin sen. Demek dedikleri doğruymuş. Ay, zavallı Seniha Sultan aklını yitirmiş. Ben deli değilim. Deli değilim ben. Çık git. Defol. Defol git benim odamdan. Defol dedim sana. Defol git odamdan. Seniha Sultan. Şeytan görsün yüzünü. Bırakın Seniha Sultan. Yardım edin. Yardım edin. Öldür seni. Yardım edin. Hayır. Hayır seni. Hayır. Muhafızlar. Pis hain! Herkesten çok ölümü hak ediyorsun sen. Hainsin. Hain. Öldürecek beni. Yardım edemeyin. Öldürecek. Pis hain! Ya, Allah'ım. Allah'ım, ne oluyor burada? Ne olursun? Yavaş. Seniha Sultan. Aman yardım. Seniha Sultan. Seniha Sultan çok rica ediyorum. Sakin olun. Kendinize gelin. Bir dakika da. Hain o. O bir hain. Çıksın odamdan. Çıksın gitsin odamdan. Ne sultan? Sen de... Geçmiş olsun demek istemiştim. Üzerime saldırdı. Yalancı! Yalancı! Çek git defol odamdan. Bidar kadın sakın onu dinlemeyin. Yalan söylüyor Bidar kadın. Yalan söylüyor. Hayır o. Seniha Sultan sakin olun. Kendinize gelin. Kızım oturtun. Sultanım. Sultanım. Yemin ederim hayır o. Hayır. Sakin ol. Ne olur. Yarabbim. Hayırlı günler Zeynep. Hayırlı günler şehzadem. Hazırsan hemen gidelim. Bugün dolaşacağımız yerleri daha evvel gördüğünü hiç sanmıyorum. Beni affedin şehzadem. Sizinle gelemeyeceğim. Neden? Yoksa kendini hala yorgun mu hissediyorsun? Yok. Ben size daha fazla umut vermek istemiyorum.
İzdivaç teklifinizi kabul edemeyeceğim. Sebebini öğrenebilir miyim? Ben size layık biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Özür dilerim. Sebahattin Efendi ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Yakında burada olur. Bana Londra'ya gideceğini söylemişti. Lakin payitahta gittiğini işittim. Belki fikrini değiştirmiştir. Efendim, size bir telgraf var. Robina, senden asla boşanmayacağım. Seni o adama bırakmam. Babamı ne zaman bulursunuz? Bak, babanı arıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Lakin sana söz vermiyorum. Belki de burada değildir. Eğer bulamazsak seni annenin yanına geri göndereceğiz. Tamam mı? Tamam. Beyim. Buldun mu bir istatar? Buldum beyim. Hem kumarhaneyi ihya ediyorlar, hem de malları bu pullarla dağıtıyorlar. Evet beyim. Pulları Avrupa'dan hususi getiriyorlarmış. Limandakilerle konuştum. Bugün yanaşacak gemiden inecek olan adam pulları alacak. Onu takip edeceğiz, mekana baskın vereceğiz. Tamam Tatar. Haber bekliyorum. Dikkatli olun. Eyvallah. Gidelim. Anneme buraya vardığımı haber vermedim. Merak etmiştir. Telgraf çekebilir miyim? Elbette. Asaf'la gidin. Asaf, dikkatli ol. Gözünü çocuğun üstünden ayırma. Telgrafı çekin, hemen geri dönün. Tamamdır dayı. Hakan'ım. Vesikalar İngiliz sefaretine ulaşmış. Artık belgeler onlarda. Londra'ya göndereceklermiş. Ne yapacağız Hakan'ım? Başka çaremiz kalmadı paşa. Hamlemizi yapıyoruz. Gelin benimle. On yıl evvel Londra'dan bir mektup aldık paşa. Genç bir çocuk bizi tanımak istemiş. Biz de kendisiyle alakadar olduk. İslam'ı tanımak istediğini söyledi, İslam'ı anlattık. Bizi tanımak istediğini söyledi, anlattık. Osmanlı'yı tanımak istediğini söyledi, anlattık. Birkaç yıl böyle mektuplaştık. Kimmiş o genç Hakan'ım? Kim olduğunu bilmiyoruz paşa. Lakin daha sonra kendisinden öğrendik ki İngiliz Kraliyet Sarayı'nda kapı vazifelisi olarak çalışıyormuş. Tabii ki alakamız arttı. Onun da bize alakası arttı.
İngiliz Kraliyet Sarayı'ndan gelen bir mektup. Şüphe çekici. Doğru. Lakin biz şüphe etmedik paşa. Belki kalbini bize ısındırırız. İslam'a ısındırırız. Devletimize ısındırırız diye samimi bir şekilde mektuplaştık. Ardından hafiyelerimizden kolağası Celaleddin Efendi Londra'ya gitti. Evladım, buraya gelene kadar çok şehit verdik. Kapılardan biri şehitliğe açılabilir. Eğer vazgeçmek istersen, kolağası Celaleddin Efendi'yi mühim bir vazife için Londra'ya göndermiştik. Orada bu genci de bulmasını söyledik. Bulmuş mu o genci Hakan? Bulmuş paşa. O genç adam İslam'a girmiş. İman etmiş. Adını da Ömer olarak değiştirmiş. Celaleddin Efendi vazifesi gereği payitahta döndü. O genci orada bıraktı. Hala Kraliyet Sarayı'nda mı Hakan? Orada. Büyüdü, gününü bekledi. Hakan'ım, muradımız nedir? Ömer Efendi bizim emirlerimizi bekliyor paşa. Kendisi bugüne kadar uykudaydı. Kraliyet Sarayı'nın gizli evraklarının bulunduğu kütüphaneye girmesini emredeceğiz. Ne yapacak kütüphanede Hakan'ım? Eğer başarılı olursa, İngilizlerin Ermenileri nasıl Ruslara karşı kullandığını ve sonra da Ruslara Ermenilerin yerini söyleyerek bir sürü Ermeni masumun katledilişini izlediğinin belgelerini alacak. Yazınız paşa. Ey genç adam. Ey İslam'ın nuru alnına işlenmiş kahraman. Bizi buldun. Bizim davamıza inandın. Şimdi vakit o vakittir. Şimdi dirilme vaktidir. Üzerindeki ölü toprağını atma vaktidir. Senden istediğimiz şeyin bedeli ağır. Belki şehitlik var sonunda. Evladım, eğer kabul edersen çare sende. Eğer bizim zalimlere karşı mücadelemize inanıyorsan çare sende. İngiliz Kraliyet Kütüphanesi'ne gireceksin. Senden istediğimiz bir vesika var. Lakin orada seni bekleyen ölüm var. Sen ölüme gülümseyerek gitmek zorundasın. Sen oraya ölüm gibi girmek zorundasın. Ölüm gibi gir ki masumlara hayat ol. Celaleddin Efendi'nin armağanı kılıcını çekme vaktidir. Zulmün boynunu vurma vaktidir. Merdane cenk etme vaktidir. Vur! Vur ki bozulan nizam hizaya gelsin. Vur ki gün görmemişler gülsün. Vur ki geceler gün olsun. O kütüphaneye girdiğinde İngilizlerin Ermenilerin ölümüne sebep olduğuna dair vesikalar bulacaksın. İşte onlar bizim hamlemizi başlatacak. O vesikaları gazetelere ver. Getirdiğim çiçekleri yere attı. Sonra sen hainsin deyip üzerime saldırdı. Aysun araya girmeseydi belki de oracıkta öldürecekti beni. Zapt etmekte zorlandım. Sakin sakin yemeğini yiyordum. Birden ne oldu da değişti ben de anlayamadım. İnanın ben de Seniha Sultan'ı tanıyamıyorum. Ve onun adına ben özür diliyorum sizden Şivenaz Hanım. Yani ne ara bu hale geldi?
Ne oldu da bu kadar değişti? Ne yapmak lazım? Çaresi nedir? Onu bile bilmiyorum. Sultanım. Mazur görün ama Sena Sultan'ın vaziyeti tehlikeli bir hal almaya başladı. Önüne çıkanı hainlikle suçlayıp saldırıyor. Acaba tedavi olması için her bahiste överek söz ettiğiniz Edirne'deki hastaneye mi göndersiniz? Onu böyle gördükçe kahroluyorum. Belki şifasını bulur. Orada iyileşir. Arif. Ne o? Çok gergin görünüyorsun. Bana arşiv odasının anahtarını versene. Niye? Neye bakacaksın? Birinin fotoğrafını. Telgraf çekeceğiz. Şu an biraz meşgul bekleyeceksiniz. Abi, benim işim acil. Annem haber bekliyor. Belçika'ya telgraf çekeceğim. Madem annene haber vereceksin, müdür beyin odasındaki hattan çekebilirsiniz. Gidelim o zaman. Yalnız sizi alamam beyefendi. Müsaadenizle küçük beyle yalnız gidelim. Yoksa benim başım nerede girer? Tamam. Ben tek gideyim. Sen beni burada beklersin değil mi? Tamam. Beklerim. Hadi gidelim. Takar Bey, şu iki arabayı yüklenenler. Başka bir emriniz var mı? Sağ olasın. Selametle. Gidelim. Ayrıldılar beyim. Belli ki birden fazla mekan var. Ne yapalım? Siz Nadir Bey'i takip edin. Cezar gel benimle. Geçmiş olsun. Ben yine varım. Sağ olasın. Allah razı olsun senden. Zeynep. Bu defa benden kaçmana müsaade etmeyeceğim. Benimle geleceksin. Bırakır mısın kolumu? Zeynep lütfen yürü. Bırak dedim. İstemiyorum. Bırakır mısın? Nadir Bey, takip ettiğimizi anladılar. Aynı yerde dönüp duruyor bunlar. Pusu atıp yakalayalım o zaman he? Doğru. Yakalasak ne olacak? Bir araba kumar pulundan başka hiçbir şey yok elimizde. Halil Avit Bey'e haber vereceğim. Tamam Tatar. Ne oldu acaba? Bir bakabilir misiniz? Kusura bakmayın, haber vermeyi unutmuşum. Annesi de karşı telgraf çekmiş, uzadı biraz. Konuşuyorlar mı şimdi? Evet. İyi. Tamam. Baba.
Aferin evlat. Baba, tespir aldınız mı? Merak etme. Ne zaman döneceğim yanınıza? Bütün düşmanların işini bitirince döneceksin. Niye getirdin beni buraya? Kulaklarınla duy diye. Bana anlattıklarını Zeynep hemşireye de anlat. Kim ki bu, ne anlatacak bana? Kardeşini getiren arabanın sürücüsü nasıl bir tertip kurduklarını anlatacak sana. Onun için mi dövdün adamı? Anlattıklarını duyunca az bile dövmüşsün diyeceksin. Anlat. Anlat. Arabada bomba vardı. Halil Halid'in adamları ateş açsın diye arabayı özellikle durdurmadık. Arabadan atladıktan sonra uzaklaşıp bombayı patlattık. Arabada kimler olduğunu da anlat. İki kişi vardı. Biri erkek, biri kadın. İkisi de ellerinden ayaklarından bağlıydı. İtaat etmedikleri için ölüm cezası verilmiş ikisine de. Patlamada ölenler onlardı. Kim? Kim verdi bu ölüm cezasını? Kardeşimi kim ölüme mahkum etti? Kardeşiniz arabada yoktu. Kadın, 40 yaşlarında. Eski bir mahkumun karısıydı. Kocasının kimlerle iş tuttuğunu anlatıp onu ele verecekti. O yüzden cezalandırılmıştı. Kardeşim nerede peki yaşıyor? Nerede bilmiyorum. Aman Allah. İşte buradalar. Naime Sultan. Ona yaşadığınızı söylediğiniz eve gidip sizi sormuş. Orada oturmadığınızı anlamış. Bana gelip benden ne gizliyorsunuz diye sordu. Sen ne dedin? Bir şey gizlemediğimizi söyledim. Benden yemin etmemi istedi. Edemedim. Korkarım ki başka bir şey olduğunu anladı. Zuhal, hemen bu mektubu Arif'e ulaştır. Hakikati benden duysun. Tamam, peki. İngilizlerin kalleştiğini gördünüz mü? Ruslara satmışlar bizi. Her şey belgeli, vesikalı. Yürüyün efendiler, yürüyün. Protestoya gidiyoruz. İngiliz bilsin ki bizi satmak ne demek. İngiliz bilsin ki bizi satanı biz de satarız. Hep beraber yürüyün. Hakanım, hafiyeniz Ömer Efendi'nin bulduğu vesikalar işe yaradı. Payitahttaki Ermeniler İngiliz sefaretini protesto için harekete geçtiler. Muradımıza ermemiz için protestocuların arasında adamlarımızın olması şart paşa. Yerleştirdik hakanım. Emirlerinizi bekliyorlar. O halde emrimiz katidir. Tertibimiz devreye girsin paşa. Çatışma çıksın. Emredersiniz hakanım. Hakan kahrı katilizler! Hakan kahrı katilizler! Hakan kahrı katilizler!
Hazır vaziyet böyleyken kalabalığa karışıp kaçmanın tam zamanı. Vesikaları Londra'ya gönderemedik ama Londra'dan buraya adam gönderdiler. Vesikaları inceleyip emin olacaklar. Artık vaktimiz kalmadı. Kaçmalıyım. Sana vaktimiz kalmadı demiştim. Bunlar nereden? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen anlayana kadar bizi burada linç edecekler. Hadi. Vaktim kalmadı. Çıkmalıyım buradan. Protestocuların arasına yerleştirdiğimiz hafiyelerimiz işlerini yapıyorlar. İngiliz sefareti muhasara altında. Bizden yardım istemek zorundalar. Tabii ki yardım edeceğiz paşa. Sefaretleri korumak vazifemizdir. Taşkınlık arttı. Bahçe kapısını kırdılar. Bütün gizli belgeleri imha edin. O kasa değil. Efendim, binaya girecekler. Ne yapacağız? Osmanlı zaptiyesinden yardım istedim. Başka çare kalmadı. İngiliz siyaseti bizi payitahtta bunlara yem etti. Koş çabuk haber ver. Payitahta dönmekle iyi mi yapıyoruz? Fuat Efendi bize sadık kaldı. Yine de değer mi? Belki Fuat'a değmez. Ama bize daha sonra yardım edecekler için değer. Şimdi biz Fuat'ı korumazsak bir daha kimse bizimle işbirliği yapmaz. Peki Abdülhamit'in elinden onu alabilecek misiniz? Almak için her şeyi yapacağım. Her şeyi. Biraz deniz havası alalım. Kusura bakmayın. Payitahta mı yoksa yolda inecek misiniz? Payitahta. Niçin? Kim çağırdı? Babamı bulmaya gidiyorum aslında. Ama babam kadar sevdiğim biri çağırdı. Gel. Sultanım. Zülfet. Bir kumaş tüccarı geldi. Moda evi için size sunum yapmak istiyor. Şivenaz sarayda değil mi? O ilgilense. Sarayda değil sultan. Peki madem geliyorum. Hayırlı günler. Arif Efendi burada mı?
Yok, çıktı kendisi. Niçin aramıştınız? Bu mektubu verecektim kendisine. Siz bırakın isterseniz. Ben gelince söylerim, okur. Tamam, teşekkür ederim. Getirdiğiniz kumaşlara bakabilirim. Arif. Nazik Endam. Naime Sultan mı demeliydim yoksa? Arif, ben... Ben çok üzgünüm. Neden? Yalanın ortaya çıktı diye mi? Benimle daha fazla oynayamayacaksın diye mi? Sarayda canınız çok sıkılıyor galiba. Kendinize bir oyuncak aradığınıza göre... sizi yeterince eğlendirebildim mi bari? Hayır. Hayır, ben... ben bunu eğlenmek ya da seninle alay etmek için yapmadım. Neden yaptın o zaman? Ha? Neden? Yazdığın yazıya çok sinirlenmiştim. Sana bir ders vermek istedim. Haklısın. Bu benim için çok iyi bir ders oldu. Tek bir şeye pişmanım. En başta hakkında yazdığım yazıyı yalanlayacak tekzip yazısını asla yazmayacaktım. Arif. Sen gerçekten her istediğini kolayca elde etmiş. Bencil, şımarık ve duygusuz birisin Naime Sultan. Arif. Hakanım. İngiliz sefareti bizden yardım istedi. Nihayet. Derhal yardım edilsin paşa. Mahmut Paşa, siz askerin başında sefarete giriniz. Kalabalık Osmanlı askerine saygı gösterip nümayişi sonlandıracaktır. Emredersiniz hünkârım. Av tuzağa düştü mü paşa? Düşecek hakanım. O halde av mevsimi açılmıştır. Biz de gidiyoruz paşa. Cezar, Cezar nerede? Burada bekleyecekti beyim. Belki içeriden biri çıkmıştır. Takibi almıştır. Ne yapalım? Gidelim mi içeri? Girelim, şu işi bitirelim Tatar. Seni Cezar. Sakin ol ya, gel. Dayı! Gelmeyin, bombalar! Patlayacak! Gel. Sultanım, gel Zülfet. Vakıf için toplanan paralarla ihtiyaç listelerini karşılaştırıyorum.
tahminimizden çok daha fazla ihtiyaç varmış. Ben devam edeyim sultanım. Seniha Sultan sizi çağırıyor. Nerede kaldı Bidar kadın? Çağırdığımı söylemediniz mi? Zülfet Kalfa çağıracaktı sultanım. Siz sakin olun. Oturun lütfen. Oturmayacağım. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım ona. Hakikati o da öğrenecek. Ha, geldiniz sonunda. Seniha Sultan. Ne oldu, neyiniz var? Niye çağırdınız beni? Çıkın. Bidar kadınla yalnız konuşacağım. Tamam, sakin olun. Sakin olun. Çıkabilirsiniz. Hemen kapının önünde olacağız sultanım. Seslenmeniz yeterli. Tamam, çıkın şimdi. Şimdiye kadar size bunları söylemediğim için ne olur affedin beni. Lakin tehdit altındaydım. Önce Sabahattin'le sonra Lütfullah'la tehdit etti beni. Oğullarımı öldürtecekti. Kim tehdit etti sizi? Şivenas. Şivenas tabii ki. O da Fuat gibi bir hain. Abimi tahttan indirmeye çalışıyor. Hepimizden nefret ediyor. Bütün sözleri de yalan. Derhal tutuklatın onu. İdam ettirin. Yoksa hepimizi öldürtecek. Hepimize düşman o. Ne duruyorsunuz hala? Hadi çağırın askerleri, zindana attırın onu. Çeksin cezasını. Bir dakika da neyi bekliyorsunuz? Tutuklatın onu hadi. Seniha Sultan, sakin olun lütfen. İthamlarınızdan emin olmanızı bekliyorum. Daha önce de birçok kişiyi bu şekilde itham ettiniz. Hainlikle suçladınız. Siz bana inanmıyorsunuz. Lakin ben doğruyu söylüyorum. Şivenaz bir hain. Bakın vakti zamanında siz de ondan şüphelenmiştiniz. Ne olur hatırlayın. Lütfen hatırlayın. Haklısınız. Daha önce ben de şüphe ettim kendisinden. Lakin sonrasında ona itimat etmemi sağlayacak birçok şey yaptı. Hepsi sizin gözünüzü boyamak içindi. O kötü biri. Bir şeytan o. Anlamıyor musunuz? Şivenaz bir şeytan. Sakin olun Seniha Sultan. Rica ediyorum, sakin olun. Bu söylediklerinizi düşüneceğim, lakin siz de şimdi birazcık istirahat edin, olmaz mı? Lütfen. Hadi. Seniha Sultan. Ne yapıyorsunuz? Açın kapıyı. Hayır, beni dinleyeceksiniz. Bana inanmak zorundasınız. Aksi halde geç kalabiliriz. Ah! Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Seniha Sultan, açın kapıyı. Öldüreceksiniz bizi. Açın diyorum. Açmayacağım. Yetişin. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Seniha Sultan, ne yaptınız o anahtarı? Nerede o anahtar? Şimdi Naz'ın eliyle ölmektense burada ölmeyi yeğlerim. Açın şu kapıyı, yanacağız burada, öleceğiz. İmdat! İmdat! Şivenaz. Fuat, tahmin ettiğim gibi peşime muhafız takmışlar. Atlatmam zor oldu. Seni görmek zorundaydım. Ne olursa olsun benden vazgeçmeyeceğine söz vermeni istiyorum. Eninde sonunda kavuşacağımıza ve benim karım olacağına söz vermeni istiyorum. Abdülhamit'i devirdikten sonra, ben Yahudi halkıma vaat edilmiş toprakları hediye ettikten sonra seninle anlı şanlı bir düğün yapacağız. Söz mü? Söz. Az kaldı Şivenaz. Rothschild birazdan payitahta gelecek. Baban en büyük planını gerçekleştirmek üzere geliyor. Abdülhamit'in son günleri bunlar. Kızıl Sultan'ın son günleri. Sen şimdi limana git. Babanı karşıla. Ben de daha sonra size katılacağım. Şivenaz.
Açılın bakalım. Açılın. Müsaade ediniz. Müsaade edin evladım, bir açılın. Müsaade ediniz. Evet. Milleti sadıka olan Ermeniler, sizler Osmanlı'ya, inançlarınıza, dininize ve dahi anneannelerinize bağlısınız. Yıllardır beraber huzur içinde yaşıyoruz. Yıllarca da beraber huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu gök kubbede, bu memleketin suyu da hepimize kafidir. Bu memleket sizleri seviyor. Yeter ki sizler ihanet içerisinde olmayınız. Şimdi Osmanlı askerinin gölgesinde huzur içinde yaşamak için evlerinize gidiniz. Dağılınız. Pek anlayamadınız. Osmanlı askerinin gölgesinde huzur içerisinde yaşamaya devam etmek için dağılınız. Asker, vazife yerlerinize marş marş. Aç evladım, aç, aç. Geldik işte, açın. Efendim, payitahta geldik. Gemi ve liman boşaldı. İnebiliriz efendim. Burada. Elveda, payitaht. Ahmet Paşa. Dur! Oyun bitti Fuat Efendi. İşte kurtarıcım. İşte müjdeciğim. Senin için kurtuluş yok. Yanılıyorsunuz. Seni artık kimse kurtaramaz. Ben bileyim mi? Sen kimsin ki? Can kurtaracak, can alacaksın. Kimsin? Fuat Efendi'ye karşılık Osmanlı'ya çok büyük yardımlar yapacağım. Fuat'ın bir karşılığı yok. Hünkârım. Fuat Efendi'yi bırakın. Londra'da yaşasın. Hem
gizli vesikalar elinizde değil. Başınız daha da belaya girecek. Düşünün. Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Sadece teklif. Fuat Efendi'yi bırakmazsak ne olur? Ekonominiz kötüye gider. İngilizlerle, Jön Türklerle başınız dertte. Düşünün. Fuat Efendi gemiye bin. Bizi korkutamazsınız efendi. Bizimle pazarlık yapamazsınız. Bizi sindiremez, pranga vuramazsınız. Biz istediğimizi yaparız. Ne sizden, ne de sizden gelecek olanlardan korkmuyoruz. Fuat'a gelince, devlete ihanetin cezası bellidir. Fuat Efendi.